Onu karşıda dökelim mi sen? Evet. Gel koş 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 koş. Ben vereceğim sana, gel. Anne sen çok zayıfladın değil mi? Bak. Evet, içine koyalım. Beş tane değil mi? Burada üç tane var. Üç, dört, bir tane daha var. Altına git. Kızım gel. Bütün Fethiye'de yaşayan sokak hayvanları için kulübeler, barınma imkanları sağlıyoruz. Mamalıklar monte ediyoruz. Onların tedavilerini yaptırmaya çalışıyoruz. Buna benzer bir sürü projemiz oldu. Fethiye Hayvan Bakım Evimize de grup olarak ikinci el pazarlarına çıkarak elde ettiğimiz gelirle bir hayvan ambulansı hediye ettik. Bu karavan da benim çok uzun süredir hayalimdi. Niçin karavan istedim? Hayallerim de gerçek oldu. O yüzden çok mutluyum. Bu mutluluğu da sizlerle paylaşıyorum. Biz beslemelere çıkıyoruz. Ormanlarda, dağlarda terk edilmiş canları. Yaylalarda yazın bakılıyorlar ama kışın herkes döndüğü zaman orada aç susuz kalabiliyorlar. Biz de grup arkadaşlarımızla birlikte beslemelere gidiyoruz. Ya da tedavi yapılması gereken canları bulup getiriyoruz. Ama normal araçlarla gittiğimiz zaman bizim de kendimize göre işte elimizi yıkamak, başka özel ihtiyaçlarımız oluyor. Ve çok istediğimiz kadar uzun süre kalamıyoruz. Bazen bazı yerleri atlayabiliyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Ne yapabilirim, ne yapabilirim diye geçen seneden beri düşünmüştüm. En son bir karavan alayım. Yağmurlu, soğuk havalarda kendimiz içinde barınabilelim. Elimizi, yüzümüzü yıkayabilelim. Bir de sıcak sıcak onlara yemeklerini servis edebilelim diye bu karavanı yaptırdım. İçinde ocağımız var, duşumuz, tuvaletimiz var. Dinlenmek için koltuklarımız var. Biz bunlarla besleme yapmak için ormanları, dağları dolaşıyoruz. Orada ocağımızda kaynattığımız kemikleri, ekmek, bazen makarna çoğaltarak besliyoruz. Birçoğu da yavrulu anneler oluyor. Onların çok iyi beslenmesi gerekiyor. Karavanımız sayesinde 2-3 saatte bitirdiğimiz beslememizi 7, 8, 9, bazen 10 saat bile bulabiliyor. Gidebildiğimiz yere kadar gidip beslemelerini yapıyoruz. Bu dünyayı onlarla paylaşmamız lazım ve hepimize yeter. Dolayısıyla bu karavan bizim çok uzun saatler besleme yapmamıza yardımcı oluyor. Ve gittiğimiz yerlerde daha önce yaralı ya da hasta kedi ya da köpek gördüğümüz zaman alamıyorduk. Orada elimizden geldiğince ilk müdahalelerini yapıyoruz ama çok da faydalı olduğunu düşünmüyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Gördüğümüz her yerde karavanımızın içine alabiliyoruz. Burada ya bakım evimize ya da özel veteriner kliniklerine gidiyoruz. Tedavilerini yaptırıyoruz. İyileşiyorlar, hayata dönüyorlar. Ve biz onları aldığımız yere yine karavanımıza koyuyoruz, götürüyoruz. Ve bizden mutlusu olmuyor. Biz hayatı onlarla paylaşmayı çok seviyoruz. Ve umarım herkes bir gün bu sevgiyi tadar, bu mutluluğu tadar. Dünyadaki en büyük huzur. Bizim zaten yola çıkış amacımız farkındalık yaratmak, çoğalabilmek. Dediğim gibi 2,5 yıl önce tek başıma kurduğum bu sosyal medya hesabımda şu anda 8 bin kişiye yaklaşık tamamen
gönüllülük esasıyla çalışan kocaman bir aile olduk. Sizler de yapabilirsiniz. Herkesin kendince yapabileceği bir şeyler mutlaka var.